Yani Diyarbakır'ın tamamında varız. Her evde varız. Toplam 15-22 kilometre tarihi alan içerisinde. Yaptık, geçen sene de yaptık. 99.404 haneye gittik. Kayıt açıklarımızla alakalı, şimdi bakın burada şehir merkezi görüyorsunuz. Dostanları, işte bu çalışmalarımız var. Bu oranlar dolayısıyla içerisinde biraz daha yüksek. %70.3 ile 60.7'ye indirdik. Genel toplamda da şu anda %50.70 civarında. 137 metre civarında tarihte çok fazla döşedik sene içerisinde. Hizmetimiz bünyesindeki tüm su ve kaynaklarımızdan aldığımız suyu tesislerimizde artıyor, bertaraf ediyor, hemşerilerimizin musluklarından temiz ve kesintisiz içme suyunun akmasını sağlıyor. Su, dünyanın ve Türkiye'nin insanlığa oranla kıt kaynakları arasında toprağın bereketi, canlıların yaşam alanı, insanın özü ve olmazsa olmaz gereksinimidir. Dolayısıyla böylesine kıymetli ve günlük bir ihtiyacın en sağlıklı şekilde karşılanması DİSK'in asli vazifesi. Ancak su meselesi yalnız günün değil, geleceğin de aynı derecede hayati meselesi. Devletimiz de Diyarbakır'ımızın su kaynaklarını korumak ve geliştirmek adına yapımı bu yıl tamamlanacak Silvan Barajı başta olmak üzere 7 barajı daha Diyarbakır'ın bugününe ve geleceğine armağan ediyor. Kıymetli hazırım, su hazinemiz, DİSK'in kaynakları, tüm bu yatırımlar Diyarbakır'da yaşayan 1.800.000 insanın ortak kaynağı, arıtma tesislerimiz, köylere açtığımız kuyular, mevcut 6 barajımız, insanımızın ortak varlıkları, ancak sadece bugün burada yaşayanların değil, bugün doğan ve yarın doğacak her bir hemşehrimizin de ortak varlıkları. Geleceğin su teminatı. Tamamlanan ve devam eden 550 milyon TL'lik yatırımlarımızla Diyarbakır'da suyun yönetimi için yeni bir bakış inşa ediyoruz. Her bir hemşehrimizin ortak paydaşlığında bugün ve geleceğin su teminini garanti altına alıyoruz inşallah. Sayın Valimiz Münir Karaloğlu başta olmak üzere tüm Diyarbakır'ımıza verdikleri önem ve destek için kurumum ve şahsım adına size teşekkür ediyorum. Suyumuz gerçekten kaliteli, çok temiz. Laboratuvarımızda düzenli olarak anlık, saatlik, dakikalık, günlük analizler yapılıyor ve bunlar her zaman bizim sitemizde de yayınlanıyor.